Aradığımız şeyi bulduk. Bu dördüncü adam, Serdar. Elinde bir kaset varmış. Güvenlik kaseti. Yani soygunun kaseti. Ali şimdi onu arıyor. Dayı, duyuyor musun beni? Şükür duyuyorum yeğen. Devam et. Ali'yi idama götürecek şey nedir? Nedir? Onun adam öldürdüğünü gösteren kaset. Bu ne demek dayı, anlıyor musun? Ne demek? Bir çıkar yol demek. Aradığımız B planı işte. İstersek her şeyi bitirebiliriz demek. Ömer'in suçsuz olması demek. Diyelim ki kaseti bulduk. Vaz mı geçeceğiz yeğen? Hayır canım, ne bileyim. Hele bir bulalım da. Bulalım tabii yeğen. Bulalım da bulmamız neyi değiştirecek? Ne demek neyi değiştirir dayı? Ne demek neyi değiştirir? Her şeyi değiştirir. Ezel olmak zorunda değilim yani. Ömer olabilirim yani. Her şeyi değiştirecek. O kaseti bulduk diyelim. Ne yapacağız? Saklayacak mıyız? Yoksa verip kurtulacak mıyız? Bilmiyorum dayı. Sen şimdi niye soruyorsun bunları bana? Sen demiyor muydun elimize bir an evvel bir koz almamız lazım diye? İşte elimizde koz. Çağrı arıyorduk. Çağrı önümüzde işte. Kaseti verince kaç sene yerler bu adamlar? 10. İyi halden 5. Belki hepsi de girmez içeriye. Yeğen, ben seni üzmek için değil, gerçeği göstermek için konuşuyorum. Al sana gerçek dayı. Ben katil değilim. Ben suçlu değilim. Ben Ezel bile değilim. Bunlar gerçek işte. O kaseti ola ki bulursan hem sorun olur hem çözüm. Ama bir çare arıyoruz, değil mi? Bir çare arıyoruz, bulacağız. Ne var elinde? Bu Serdar. O kaseti koydu bir yere. Güvendiği bir yere. Ama nereye? Nereye koyar bu fittoş kaseti? Nasıl bir adam abi bu? Pislik herifin teki. Şeytana pabucunu ters giydirir. Evi yurdu yoktur. Otellerde kalır. Oyun kurar. İnsanlarla oynar. Kızlarını kullanıyor oyunlarında. Niye? Sevgilerini kullanıyor. Güzelliklerini kullanıyor. Hiçbir yerde fazla kalmaz. Oyunu yapar sonra basar gider. Yeri yok, yurdu yok. Güvendiği kimse yok. Ne var peki? Hayatından çıkmayan ne var? Kendilerinden başka kimseyi sevmez böyle adamlar. Kızları dahil. Herkesi bir alet gibi kullanırlar. O kadar. Kızları. Cindy. Çıkarmadığı bir arabası yok mu? Olmaz olur mu? Arabası her şeydir bu adamın. Varsa sen de hemen ara. Yok, yok kimse. Yok mu? Yok. Ama bakacağız, bir çaresine bakacağız elbette. Hadi sen koş şimdi, koş. Dayı. He. Vakit geldi dayı. Bitirebiliriz. 12 sene dayı. 12 sene.
Sen de ben. Şimdi bitirebiliriz işte dayı. Hadi sen koş, ben de bir bakayım. Hadi, hadi. Ha. Ne garip, ben sana hiç teşekkür etmedim. Ne garip değil mi dayı? Hele bir dur, sonunu görelim. Yok dayı. Bu işin sonu nereye varırsa varsın. Her şey için sağ ol. Asıl çaresizlik, derdin devasız olması değil, birini iyi edecek şeyin, diğerinin kadehine zehir olmasıdır. Neresiymiş abi? Hangi otopark? Ali, Ali, Ali! Alo. Alo. Ben şoför Naci. Beni sormuşsun. Ben seni değil hayatım. Sen beni sordun. Ben mi seni sormuşum? Ben seni tanımıyorum ki gözüm. Benle tanışmak istemez misin? Taksimetreyi kapatıp şöyle birlikte bir gezinti yapmak istemez misin? Ben senin arabamdan indiğimde de zengin olmak, bir daha da benim yüzümü hiç görmemek istemez misin? Nereye gideceğiz? Sen her gün Ezel'i nereye götürüyordun? Mezarlığa. Ha? Bir zamanlar gençken sıktığım her taşı avucumda ezerim sanıyordum. Ama şimdi yaşlandım. Önümde geçilmez bir dağ. Çok da az vaktim var. İki çocuğum var benim. Birini ben yoktan var ettim. Onun gözlerinde ölüm var. Diğerini ise hiç görmedim. Ama biliyorum, onun peşinde ölüm. Ben Ramiz Karaeski. Hep iyi olmasa da uzun bir hayat var arkamda. Önümde ise iki kapı. Ama bir tek çıkar yol var. Ezel. Yetiştim de dayı. Ben aldım kaseti de. Seni zorladım ya. Seni kışkırttım. Ama sana hiç yalan söylemedim. Serdar'ı çıkmaz yola soktuk. Fakat kaseti alamadık ya. Al bunu dayı. Zamanı geldiğinde çıkarız. Ama al şimdi göm bunu bir yere dayı. Daha dün bu her şeyi değiştirir diyordun yeğen. Vaz mı geçtin vermekten? Dayı tutamıyorum bile ben bunu. Elimi yakıyor. Ulan bunlar benim en yakın arkadaşlarımdı. Eyşan ben neydi o gece? O gece... Dayı yani nasıl bir şey bu ya? Bu zaten bildiğimiz bir şey yeğen. Önce ihanet ettiler bana gerçeği saklayıp. Sonra gösterip kör ettiler beni dayı. Nereye baksam Ali'nin ateş ettiğini görüyorum. Nasıl veririm ben bu kaseti şimdi? Yetmez ki o ceza. Hiçbir ceza yetmez. Her gün intikam alsam bir ömür yetmez dayı. Ben nasıl vereceğim şimdi bu kaseti? Ne yapacağım yani? Verip çekip gidecek miyim? Gitmeyecek misin? Bilmiyorum dayı, bilmiyorum. Bunca sene boşuna mı plan yaptık? Boşuna mı yarattık bu adamı sıfırdan? Ezeli yaratırken bir şeyi bilmiyorduk ya. Bu suratın içinde müebbete mahkum oldum demiştin bana. Ama şimdi Ömer'e af çıktı. Seni koyduğumuz kafesin içinden çıkıp dönmek istemez misin evine?
Şimdi mi? Mümkün mü böyle bir şey dayı? Doğru mu yani? Daha yapacak çok işimiz yok mu bu tarafta? Yeğen, bazen avcılar ormanda iki geyik iskeletine rastlarlar. Dövüşürken boynuzları birbirine geçermiş, ayrılamazlarmış. Açlıktan ölürlermiş. Hasmıyla uzun süre dövüşen adam ondan ayrılamaz olur. İntikam kendinden sonrasına yer bırakmaz yani. Bitti mi ki dayı? Amaç buysa bitirebilirsin. Bugün bitirebilirsin. Sen mi diyorsun bunu bana dayı? Sen demiyor muydun merhamet yok diye? Ben demiyorum yeğen. Ben merhamet nedir bilmiyorum. Ben senin intikam meleğinim. Kanlı hesaplar yapacaksan bana geleceksin. Onlar senin iyilik meleğin. Eve dönüş yolunu onlara sormalısın. Bugün sormalısın. Melia teyze. Mert. Mümkün mü dayı? Bugün tekrar Ömer olmak mümkün mü? En iyi soygunlar girerken değil, çıkarken bozulur yeğen. Haydutlar öyle iyi planlar ki girmeyi, nasıl çıkacaklarını unuturlar. Mümkün mü? Bu kadar kısa zamanda mümkün mü? Yeğen, çıkacaksan hemen çıkacaksın. Yoksa çekerler yine zaten seni içeri. Benim onca yıl öğrendiğim şeyler var dayı. Bu kaset var. Üçü de içeri girer. Girmez mi? Üçü girer ama bir de dördüncü var. Serdar yürür. Ona bu kaset dokunmaz. Adam zaten şantaj için tutuyordu kaseti. Kendi halinde bırakırsak yürür ama bir çelme takarsak yere kapaklanır. Çocuk, şimdi söyle bakalım. Bugün dönecek misin eve? Döneceğim dayı. O zaman bırakalım. Çakallar birbirini yesin ha. Neredeler? Berbere girdiler dayı. Senin çocuk orada. Her şey üstlerine yıkılmadan almalıyım o çocuğu orada. Acele et o zaman ye. Çıkış yoluna koyduk dinamitleri. Fitili de ateşledik. Artık istesek de söndüremeyiz. Gerçekten oluyor mu dayı? Bitiyor mu? Şöyle diyeyim yani. Dün seviyordun onları. Bugün nefret ediyorsun. Yarın peki güne başlayabilecek misin onlarsız? Hiç tahmin eder miydin dayı? Eyşan, Cengiz, Ali. Bir gün dönüp onlara veda edeceğim hiç tahmin eder miydin? O gün işte bugün yeğen. Serdar'la ilgili tam gerçeği hiç öğrenemeyeceğim. Bütün resmi hiç tamamlayamayacağım. Cehennemi resmetmek istiyorsan yeğen, cehennemin içine düşüp kaybolabilirsin. En iyisi o resmi yırtıp atmak. Serdar'ı ellerinden kaçırırlarsa ne olacak? Kaçırdılar bile. Evin halini gördüğü anda toplamıştır çantayı. Avukat Muammer. Hani sana bir adres vermiştim ya. Allah korusun bana bir şey olursa diye. Şimdi sana başka bir adres vereceğim. Bir ayarlayayım, bildiririm. Yok yok, merak etme.
Üstesinden geliriz evelallah. Fare bir deliğe girdi mi... ...hangi delikten çıkacak onu bilemezsin işte. Ali nasıl bulacak o zaman? Onun gibi düşünen birine soracak. Hadi çek bakalım, yürü. Özledin mi lan? Hı? Neler oluyor dayı? Gerçeği söyleyecek misin bana? Bir sürü gerçek var Ezel. Hepsini tam söylemezsem gerçeği söylemiş olmam sana. Geçen haftayla başla. Hı. Nereye gittin? Tevfik'i de aldın yanına. Benden ne saklıyorsun dayı? Şu kumarhane olayı. Sen Ali'nin tepesine çökünce Ali yanaştı bana. Kendini Selma Hanım'ı tehlikeye attın bana yardım etmek için. Ama sadece bana yardım etmek için. Artık bu alemde senin de sözün geçiyor. Sırf benim için mi girdin yine o dünyaya? Gerçeği söyle dayı. Gerçeği söylersen belki ben de sana yardım ederim. Mesele şu ki Ezel. Ben istemesem de sen yardım ediyorsun bana. Bak Ezel, sen kendi oğlumdan, öz oğlumdan ötesin bana. Bu dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Nasıl görünürse görünsün, bir gün nerede bulursak bulalım kendimizi, bu böyle olacak. Ezel, ben seni hiçbir kötülüğe yedirmem, yedirmem. Nasıl görünecek dayı? Bir şeylerin peşindesin. Ya da bir şeyler senin peşinde. Anlatmıyorsun. Nereye gidiyoruz dayı? Anlatırsan bir gün beni karşında bulacağından mı korkuyorsun? Ezel. Bir gün beni karşında bulursan... ...sana tam gerçeği daha söylememişimdir. Bunu böyle bil. Gerçek. Ali ile Yaşan Cengiz'e oyun yapmayı kabul ettiler. O zaman çıkar kılıcını kınından. Yeter bilediğin Ezel. Yeter. Kullan kılıcını. Önce gerçeği öğreneceğim dayı. Önce Yaşan'dan gerçeği öğreneceğim. Gerçek. Bazen gerçeği saklamak Ezel. Sevdiğine merhamet etmektir. Sevdiğine değil dayı. Kendine merhamet etmektir o. Hava soğudu Ezel. İstersen gel benimle sen de. Canın mı sıkıldı dayı? Bu saatten sonra mafyacılık oynamaya mı karar verdin? Oyun oynayacak yaşı geçtik yeğen. Artık bir şey yapacaksak adam akıllı bir şey yapmak icap eder değil mi? O zaman adam akıllı bir anlat be dayı. Ne bu adamlar? Ne bu kaybolup durmalar? Ne bu peşindeki Ruslar? Ne bu kumarhane işi? He? Anlatmakla bitmez bu işler yeğen. Neyi fark ettin biliyor musun dayı? Bana bir sürü hikaye anlattın. Ama kendi hikayeni hiç anlatmadın. Bu gidişle onu da arkadaşlarından dinleyeceksin Ezel. Ha? Onlar benim arkadaşlarım değil. O zaman dizginle onları. Orada burada bizim hakkımızda soru sormaları hiç hoş değil. Değil mi? Neyi öğrenmelerinden korkuyoruz? Hiçbir şeyden korkumuz yok yeğen.
İlle bir şeyden korkacaksak sana bir şey olmasından korkarız, o kadar. Nasıl olacak o? Benim hakkımda öyle şeyler var ki yeğen. Bir kere daldın mı içine, bir kere uzattın mı burnunu, ikinci kez seni ben bile kurtaramam. Hatırlattığın iyi oldu dayı. Sen benim hayatımı kurtardığına göre sana karşı haddimi bilmeliyim. Oraya buraya burnumu sokmamalıyım. Seni uyarmaya gelmiştim. Arkadaşlarımı senden nasıl uzak tutarım onu soracaktım. Ama senin benim yardımıma ihtiyacın yokmuş zaten. Unutmuşum. Ezel. Baban nasıl? Daha iyi mi? İnsan küçükken babasını ölümsüz zannediyor. Ama bir gün geliyor, öyle olmadığını anlıyorsun. Hayatın şakası yok dayı. En kuvvetlimizin bile zayıf noktasını buluveriyor. Değil mi? Çocuk babanın akmayan gözyaşlarıdır. Dur burada, dur. Çocuk babanın sakladığı sevgisidir. Babanın yumuşak derisi, içinde atan kalbidir çocuk. Babanın kalbini hedefleyen çocuğuna savurmalıdır kılıcın. Teşekkür ederim dayı. Getirdin bizi. Çocuk babanın emaneti, çocuk babanın kaybedemeyeceği tek şeydir çocuk. Gitmemiz gerekir dayı, çoklar. Azat. Siz ikiniz burada kalın, siz gelin. Tefo sen dışarıda kal, çıkışı tut. Abi burada da bir çıkış var, gidelim. Sen seni de öldürürler Ramiz. Tutacaksan zaten bırakma. Sen sık o silahı beynime. Öldürürler diyorum dayı. Varsın öldürsünler. Ölecek misin? Çocuğun için ölecek misin burada? Gir arabaya git buradan. Bırakmam mı? Bırakmıyorsun zaten. Bana bırakıyorsun sadece. Bana güveniyorsun dayı. Benim hep sana güvendiğim gibi bu sefer de sen bana güveniyorsun. Ezel. Çocuğunu kurtarmanın yolu kendini öldürtmek değil. O kolay yol. Zor olan şimdi bana güvenmek. Çünkü tek yol o. Ben neysem sana, sen ne olduysan bana. Günahım neyse, senin günahın neyse bana. Ben ne yaptıysam senin için. Neyi yanlış yaptıysam, neleri doğru yaptıysam, neleri biliyorsan, neleri bilmiyorsan, Ezel, Ezel oğlum, öldür beni ama kurtar evladımı. Vazgeç benden ama yaşat çocuğumu, yaşat. Şimdi sen söyle. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Senin yerinde olmak istemem dayı. Ama senin gibi düşünen birine karşı tek silahın sensin. Bu içerideki adamı bulana kadar kimseye güvenmeyeceksin. Tek başına koruyacaksın kızını. Tek başıma ya da güvendiğim insanlarla. Azat sana güveniyor. Benden kaçıyor. Senden kaçmaz. Sana inanıyor. Ben de kandırır getiririm sana.
Ölmektense kanmak daha iyi değil mi? Bazen değil. Bazen hiç değil. Ben de güvendim ya sana. Şimdi değil ya. Bitsin bu iş. Sonra ha? Sonrası mı var? Ölümüne güvendim, ölümüne. Canını ver desen verirdim, o kadar güvendim. Bana nasıl yalan söylersin dayı? Nasıl oyun oynarsın? Bir şey desene. Sabahtan beri senin gelip bir şey demeni bekliyorum. Bir şey desene. Yok. Sen devam et. Ya bırak. Kandırdılar ulan beni. Her şeyimi aldılar. Sen... Sana anlattım. Sen biliyorsun. Sen nasıl yaparsın dayı? Sen nasıl yaparsın? Bir şey desene. Yok bir şey. Sen devam et. Var daha. Biriktirmişsin. Biriktirdim tabii. Niye biriktirdim biliyor musun? Sana sorsam, sen de ben yaptım desen, evet öyle oldu desen, ne yaparım ben o zaman ya? Ne yaparım ben o zaman? Biriktirdim tabii. Gerçeği duymayayım diye biriktirdim. Yok, biriktirme. Ben de mi kral? Oğlunum diyeceğim, oğullarına ne yaptığım belli. Ben de mi piyonum? Sen de mi kullandın beni? Söyle, bir şey de, bir şey de, yalan de, yalan de, doğru değil de, bir şey de. Nankörsün. Ne? Nankörsün. Ben mi nankörüm? Sen. Sen. Ben seni yalandan mı iyi ettim ya? Bildiklerimi yalandan mı öğrettim sana, ha? Yalandan mı kurtardım seni çakalların elinden? Yalandan mı koşturdum peşinden senin? Yalandan mı kaldım olduğum yerde? Hepsi yalan, ha? Hepsi yalan. Aynada bir bak kendine bakalım. Ezel, ben seni yoktan var ettim. Bak aynada kendine. Yoksa sen de mi yalansın ha? Bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Belki de öyleyim. Ezel dur! Doğruysam da, yalansam da... Gerçek şu, azadın ihtiyacı var sana. Senin? Senin ne ihtiyacın var bana? Ezel! Ezel dur! Niye kızıyorsun dayı? Kendim gelmezsem kandırır getirirsin nasılsa. Ortak, neredesin ya? Kapıp gittin mi yoksa kızı? Doğru söyle bak. Yok ya, benden de kaçtı kız. Tavşan gibi bir şey zaten. Tavşan kız. Ne diyorsun? Tatlı şey değil mi? Evet, evet. Ne dedi sana? Anlattı mı Ramiz'le ilgili bir şey? Yok ya, ser veriyor. Yok, onu da vermiyor. Ser de vermiyor, sır da vermiyor. Korkuyor gibi sanki bir şeyden. Neden korkuyor acaba? Bilmem. Onda bir şeytan kovalıyordur herhalde Cengiz. Kapatmam ya. Çok iyi değil. Göğse 3 kurşun.
etkisiyle devirmiş, sonra yerdeyken sıkmış. Şinnihli herif yani. Dahası var. O üç kurşun. İlk değil ha? İlk değil. Son da değil. Bunlar korunanlardan ezel. Hayaletlerden, üstü örtülenlerden. Gözlerini gördüm adamın. Vazgeçmeyecek. Bunlar vazgeçmez. Biri gider, öbürü gelir. Ama iş biter. Sakin ol dayı, bir sakin ol. O benim son çocuğum Ezel. Kendi kanım. Nasıl sakin olurum ha, nasıl? Onlar da ona güveniyorlar zaten dayı. Söz konusu senin için önemli biri olduğunda her zamanki Ramiz olamayacağına güveniyorlar. Benim son çocuğum o Ezel. Onu terk edemem. Haklısın. İnsan ne kadar soğukkanlı da olsa kendi çocuğu üzerinden plan yapamıyor değil mi? Onu feda edemem Ezel. Onu feda edemem. Köpeklere terk etmeyeceğim onu. Etmeyeceğiz. Azat. 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 Yapma. Onun için yapma. Onun için yapmıyorum. Senin için yapıyorum. Neresi burası? Burası benden başka kimsenin bilmediği bir yer burası. Burada bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz? Ne kadar bekleyeceğiz? Dönmek güvenli olana kadar. Ben hatırlıyorum ya burayı. Doğrudur. Burasını çok severdin. Nasıl da geçmiş seneler değil mi? Nasıl da büyümüş. Bu akşamı çıkaramayabiliriz. Farkındasın değil mi? En çok sevdiğim iki insan yanımda. Sırtımı dayamışım duvara. Gideceksek böyle gidelim yeğen. Benim için bir sakıncası yok. Senin var mı? Yardım etmezsen senin kıza donarak öleceğiz. O zaman küçük bir sorun olabilir. Nasıl yani? Ne yapayım? Ne diyeceğim? Bak yeğen diyeceksin. Odun öyle çatılmaz. Gel sana öğreteyim diyeceksin. Zaten bir kere başladım mı öğretmeye. Bir daha kopamaz yanından. Yeğen bak. Dayı. Ona. Bak çocuk, ağaç da senin benim gibidir, anladın mı? Nefes alması lazım değil mi ha? Yapıyorum ben, tamam. Bak böyle çok yakın çatarsan onları, o zaman sıkışırlar, nefes alamazlar. Ha? Ama çok uzak düşerlerse de o zaman yalnız kalırlar, ateşleri söner. Ya. Bak şimdi böyle. Burası? Burası ben içeri girene kadar seni büyüttüğümüz yer. Şurada yatardın. Bir de kedim vardı. Ekmek yutamaz, faye tutamaz, ne de yayamaz. Benekli kedim diye şiir söylerdin. Hatırladın mı?
hatırlamazsın tabii. Çünkü senin asıl sevdiğin yer oradaki samanlıktı. Hep oraya giderdin, saklanırdın oraya. Sonra bağırırdın baba, baba diye. Gelir miydin? Gelmez olur muyum? Sevgili kızımın yerine koşa koşa gelirdim hemen. Ailenden biri ayrıldığında yüzünü unutsan bile zamanla sesi kalır seninle. Devam eder seninle konuşmaya. Ailenden biri bıraktığında seni ya da sen onu bırakıp gittiğinde karanlıkta çağırırsınız hala birbirinizi. Hatırladım baba. Bak. Bak Ezel, göreceksin. Hatırlayacak. Bak, göreceksin, hatırlayacak. Baba! Hatırladım. Gece bu herif.
Yapmayacaktım. Eren'i benden almayacaktım. Ben Eren'i senden almadım. Eren'i sen aldın senden arkadaş. Ben Ömer'e hainlik etmedim. Kes. Ömer'i sen kendi başına paşa paşa sattın. Sen kurdun hepsini. Taşları sen dizdin. Tabii ben dizdim. Sen bana baksana. Üçkağıtçının tekiyim. Hırsızım. Dalavericinin biriyim. Dolandırıcının önde gideniyim. En kralıyım hem de. En kralım. Ama ben katil değilim. Ben hiç tetiği zorla çektirmedim sana. Sen onu kendi isteğinle yaptın. Bari şimdi itiraf et. Ömer öldü. Güvenlikteki adam öldü. Eren öldü. Kim bilir daha kimler öldü. Çünkü sen bir katilsin. Evet. Öyleyim. Bir soru kaldı geride. Kim? Bugüne kadar ipleri hep siz çektiniz. Öldürdüğüm adamların arkasında hep sen ve Cengiz. Hep sizin parmağınız var. Biri dışında. Diğerlerini bilmem ama Bu benden. Ne desem yapmazsın. Ha? Ne versem sana? Bak, iyi düşün. Ne istersen, ne istersen veririm sana. Bugün hiçbir şey, hiç kimse seni benden alamaz Serdar. Baba. Hadi gel, seni eve götürmeye geldim. Madem sen bildiğimiz Ramiz'lisin bunu,
Senin yerine ben plan yapacağım. Anlat. İki derdimiz yok mu bizim? Bir, Azat ölene kadar bu adamlar peşini bırakmayacaklar. İki, içerideki hain. O zaman iki problemi birden kaldıracağız ortadan. Adam kafamı ateş ederse ne olacak? Etmeyecek. Nereden biliyorsun? Göğüsü üç kurşun. İmzası o. İki tane ayakta, bir tane yerde. Hainin şoför olduğunu nasıl anlayacaksınız? E gelirlerse o demek. Başka kimse bilmiyor yerimizi. Dön bakayım. Kızım. Yine geldim baba. Baba, 20 yıl sonra, 20 yıl sonra ilk defa baba dedim bana kızım. Ambulans yolda. İyiyim ben, iyiyim. O köpeği gebertecekti Gezer. Gebertecekti o köpeği. Sen dedin ya dayı, gebersek sonra bir başkası gelecek. Sonra bir tane daha. Peki, hayır. Söylediğin yapıldı. Şimdi Azad'ın yaşadığını bir noktada anlayacaklar. Ama biraz zaman kazanırız. Belki, belki o zamanla biz de savaşı kazanırız. Kazanırız belki. Şimdi diyordum ki bu adam var ya bu adam dün beni öyle bir beladan çıkardı ki yani ben kendimi öyle bir beladan çıkaramam. Tamam mı? Azad değil mi? İyi, iyi. Yaşıyor. O halde iyi ya. Onun için her şeyi yaparsın değil mi? Oyunun bir parçası değil yani o. Gerçek. Senin de o. Keşke ben de öyle olsaymışım. Ama değilim dayı. Biz ikimiz öyle değiliz. Öyle olsa bir şey derdin. Anlatırdın gerçeği. Ama anlatmazsın. Çünkü senle Azat gibi değiliz işte biz. Keşke olsaydı. Keşke bir şey diyebilseydin. Gidiyorum dayı. Keşke durdurup anlatsan. Ben çocuklarımı öldürmedim desen. Sen beni tanımıyor musun desen. Ben senin üzerinden plan kurmadım desen. Hadi kurduysam da sonra vazgeçtim desen. Ben sana yalan söylemem desen. Yok. Demeyeceksin. Gidiyorum dayı. Keşke gitmeme izin vermesin. Ama biliyorum vereceksin. Biz öyle değiliz. Azat'la sen gibi değiliz. Aile değiliz biz çünkü dayı. Söylemiyorsun. Söyleyemem. Çünkü sen adamımsın. O benim oğlum. Söylersem benimle kalır.
kalırsa benimle ölür. O benim kanım değil. O benim canım. O benim son oğlum. Son oğlum. Aynı adama kurban vermem ben son oğlumu. Vermem.